Peki Cengiz Han ve Timur? Cengiz Han'ı Moğol diye biliyoruz. Emir Timur ise... Timur'un Moğol olarak bilinmesi tabii ki realiteyle alakası yok. Fakat Timur'un kendi şeysidir. Cengiz Han'a kendini bağlamanın... Arkadaşlar nasıl olduklarını, nereden olduklarının kendi de farkında değil. O sıfatı benimsiyor. Bunun gibi bir şey. Bu çok yaygın bir şeydir. Mesela bugün Volga boyundakilerin, Kafkas'ın kuzeyindekilerin çoğu kendini Tatar diyor. Bunlardan bu Kazan bölgesinin insanları, yani Tataristan Cumhuriyeti'nin takımı uyandılar. Hayır, biz Tatar Matar değiliz, biz Bulgarız dediler. Bulgar Hanlığı var orada, Bulgarlar Türk. Bir şekilde onlar da böyle Kıpçakız falan dese o büyük kabil bilmiyorum ama belli bu. Çünkü Tatar çok açık bir şekilde bir büyük Moğol kabilesinin adıdır. Ama o büyük Moğol kabilesi de çok büyük değildir. Çünkü Moğollar her zaman sayıca küçüktüler, azdılar. Yani. Türklerden azdılar Moğollar. Türklerden azdılar, evet. Yani Türkler hepsi bir araya gelince daha kalabalık ediyorlar ve onların peşinde gidiyorlar. Şimdi bu büyük bir problem. Büyük bir problem. Bunu kabul ediyorum. Ama hakimiyet için bizde iki teori vardır. Bunu Halil Hoca çok iyi yazardı. Ya dinastini Oğuz Han'a götüreceksin. O muhtemelen Mete'dir tarihteki. Efsanevidir. Oğuz Türkmenleri buna inanırlar. Veyahut da Cengiz Han'a dayanacaksın. O efsane zaten yaşıyor. Yani o var. Muhit itibariyle ve iddiaları, coğrafi iddiaları itibariyle Timur tercih etti Cengiz Han'ı. Ve koskoca Hanlar Han'ı hiç böyle bir ünvan falan kullanmadan emir diyor yani. Peki onu kendini Cengiz'e bağlayamadığı için mi kullanmadı? Hayır, Cengiz'in damadı oluyor. Damat ama prenses, kendi kan bağı yok. Anası da değil, prenses almış oradan damat. Ve çocuklar zaten Cengiz'iz diye gidiyorlar. Moğolcanın biliyorlar, uğraşıyorlar, öğreniyorlar. Farsça çok daha iyi biliyorlar. Ama Türkçeleri de biliyorlar. O Babür mesela muhteşem bir adam. Yani Hintistan İmparatoru olan Babür muhteşem bir adam. Biz mesela Timur'un devletinde konuşulan resmi dil ne? Türkçe konuşuyorlar. Farsçayı sık sık şiir okuyorlar birbirleriyle. Hani bizim takımda şeye gidince İngilizce konuşuyor ya İstanbul'un kibarları sık sık. Ondan sonra efendime söyleyeyim Moğolca da konuşuyorlar böyle. Fakat ama devletin ordunun dili devletin Türkçe. Devletin dili Türkçe. Bu böyle. Bu çok açık. Ve hatta kendileriyle gelen Türkler var Hindistan'a yerleşen. Maalesef bugün oranın en zengin değil, en fakir köyleri o. Diplomatların falan raporları da var. Delhi civarında hepsi. Ve Timur'un torunu Babür öldüğü zaman kendisini Afganistan'a, Herat'a naklettirdi. Çünkü Herat o zaman kendileriyle dolu bir şehirdi. Yani bu çok açıktır. Onun için bu kendilerinden ileri gelen bir şeydir ve o Hintliler de bunlara Mughal demişler. İngilizlerin de tam arayıp bulamadığı bir tabir bu. Yani Mughals of India falan diye. Bu kabahat oradan çıkıyor. Yani niye hiç kimse kalkıp da o Osmanoğlu'nun soyuna mesela İranlı, yok bilmem Moğol, yok Tatar falan demiyor. Yani çünkü adam kendini öyle dememiş hiçbir zaman. Bu kadar açık. Ama Timur demiş onu. Demiş, evet. Onun için de tartışmada gelmiş. Peki buradan baktığımız zaman o zaman mesela Babür İmparatorluğu da bir Türk İmparatorluğu'dur yoksa? Babür'ü yönetenler İmparatorluğu, yöneten sınıf, asker sınıfı Türkler tabii. Ama o koca Hindistan'da zaten eriyip gidecekleri bir gerçektir. Nitekim de gittiler. Evet. Hiç son şeye baktın mı ricaline Babürler İmparatorluğu'nun başta hükümdar olmak üzere kavruk bir Hintli adam. Aynen, yani. Öyle. Bütün zimamdarlar, şeyler, vergi memurları, bütün asker reisleri, komutanlar falan hepsi öyle yani. Ve ne de güzel minyatürler var. Karakterleri ve renkleri veren bizdekinden çok iyi. Tabii onlara minyatürden çok resimlemek daha doğru belki. Yok. Tabii. Yüzünü veriyor. Yüzünün ifadesini veriyor.
ifadesini veriyor. Yani ben bayıldım. Delhi Müzesi dolu bunlarla ve hiçbirinin de doğru düz bir reprodüksiyonu yok. Yani o Hintlilerin nerede parlak, nerede geri olacaklarını da Allah biliyor yani. İşte o da bir üçüncü dünya özelliği tabii kalan. Fakat mesela İran'ı andırıyor. İran minyatürünü çok andıran şey de var. İran kökü yani. Şunu açıktır, Fars medeniyeti ölmüş bir medeniyet değil ve bize çok şey öğretti. Yani Batılılar için Yunanistan, Yunan medeniyeti neyse bizim için de odur. Fars medeniyeti. Evet, Fars medeniyeti. Hatta bizim dini bilgilerimiz, dini alışkanlıklarımız onlardan gelir. Yani öyle bir takım arkadaşların dediği gibi Arapları tanıdık, Kuteybe bin Müslüme hemen Müslüman olduk, bekliyorduk zaten. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yani. Bütün tabirler falan o. Peki Safevi Devleti bir Türk Devleti midir? Safeviler Türk Devleti'dir. Hatta Türkmen Devleti'dir. Ve çok ilginç bir şey, kalıplar çok benzer. Biliyorsun Uzun Hasan Pontus Rum İmparatoru'nun şeysiyle evlidir, kızıyla evlidir. Oradan gelme prenses de şeyle evlidir. Şeyh Haydar'ın soyuyla Şah İsmail Safevi öyle gelir. Yani Roma İmparatorluk kanına sahiptir. Evet. Tıpkı Murad-ı Hüdaren Diyar gibi. Bu çok önemli bir şey bu. Yani çünkü buna dikkat ediyorlar. Mesela Yaroslav değil mi? Şey yapmak istedi. Büyük Künez Yaroslav buna çok dikkat etti. Vladimir aslında Hristiyanlığa döndü, vaftiz ettirdi Rusları. Bizans prensesiyle evlenmek istedi. Vermediler, vazgeçtiler. Kefe'ye saldırdı. Kırım'a saldırdı. Orayı şey yapınca, Herson'u ele geçirince tehditle geldi prenses. 3. İvan 15. asırda İstanbul'un düşmesinden sonra yeğenle evlendi, Sofya Paleologina ile. 100 kiloluk böyle 150 kiloluk bir şişman bir kadın o geldi. Çocuk olmadı ondan ama ondan evlendi o. Evlendi ve bu bir nevi orayla akrabalık, çünkü ondan sonra misyon değişiyor yani Bizans'ın, Roma'nın misyonunu biz taşıyoruz diyor yani Rimsky-Krov değil mi? Rimsky-Krov ve 3. Roma'yız diyorlar. Öyle teoriler var. Evet. Bu elan tartışılan bir şey yani ne kadar ciddiyetle o zaman ileri sürüldü. Onlar 3. Roma, Osmanlı 3. Roma. Teorik olarak biziz. Biz Roma'da diyoruz kendimize ve biz realitede daha yakınız Roma İmparatoru. Şimdi bazıları da Roma'yı şey zannediyorlar. Arrivederci Roma zannediyorlar bizde. Roma tarihini, müesseselerini öğrenmeyen bir adamın Osmanlı tarihini kavraması mümkün değil. Osmanlı devlet yapısı kavraması mümkün değil. Hiçbir şey anlamazsın. Zaten dünyayı kavramazsın yani bu mümkün değil. Ve Romalılığın Hristiyanlıkla ilgisi de işte o kadardır aslında. Evet, Hristiyanlığı resmen ihdas eden devlet odur ama Roma aslında klasik medeniyetin bir Roma'sıdır. Dinler halitasıdır. Her şeyden bir şey vardır. Onu bilmeli. Her dilden, her kültürden bir şey vardır. Evet. Şimdi Amerika kendi Roma görüyor ya son... Bak o kadar da ucuzlatmayalım işi. Hayır, yani. Bütün ama mesela... Romalılar... Bütün kentlerini Roma üslubuyla donatıyorlar. Heykelleri, sütunları, binaları falan. Hep neden böyle, yapıyor? Roma şeyden yapıyor herhalde. Nedir o? Plexiglas'la falan yapıyorlar. Betondan yapıyorlar. Fibrobetondan. Yalnız Romalılar şey yemiyorlar da hamburger gibi şeyler yemiyorlar diye düpedüz sefil şeyler yiyorlar. Sıçan yiyorlardı. Tamam, sıçanı pişirip yiyor. Evet. Bunlar sıçanın yediği eti satıyorlar. Bu açık. Hangi şirket olduğunu söylemeyiz. Reklama girer. ama bir hamburger şirketi olduğunu söyleyebilirsiniz. Peki. O zaman Osmanlı'ya gelmek lazım belki de. Türklerin... Gelmek lazım ama dur, aklıma bir şey geldi, onu söyleyeyim şimdi. Osmanlı'dan önce de Anadolu'ya İtalyanlar, İtalyan devletleri, İtalya'daki, bugünkü İtalya'daki
devletler. Evet, yani Osmanlı Beyliği'nin ilk raporları Halil Hoca'nın kullandığı, kullanmayı akıl ettiği gibi. Çünkü yaşı başı icabı böyle bir konumu vardı. O zamanki Türkiye'nin dışarıyla teması fevkalade azdı. Hayır. Sen bilmezsin onu. Yani ben 47'li olduğum için evet bundan. Yani bunu diyorsam 50'lerden bahsediyorum. Benim Halil Bey babamın dostu yani biz ailece. İşte konuşuyorlar ara sıra kulak veriyorum. Ya falan diyor babam. Kefe diyor mesela yazamazsın tarihini İtalyasız diyor hoca. Onu anladım aklımda o. Onu anlamadım da aklımda. Tabii sonra anladım neyi kastettiğini. Halil Bey çok İtalyan kaynaklarına düşkündü. Ve ömrünün artık olgunluk çağında İtalyancayı iyi öğrendi. Sırf onlara ve makaleleri... Kaç yaşında yani? 60 yaşında falan mı? Valla 60'a yakın İtalyanca öğrendi. Bununla tabii arşive gitmiş değil. Fakat İtalyanca makaleleri rahat okumak için. Sebep de çok açıktır. Yani şeyleri İtalya'dan çıkan vesikaları, o tip neşriyatı rahat okumak için arşiv yayınlarını ve mümkün mertebe İtalya tarihine girebilmek o dili kullanarak çok açık bir şey. Yani onun için Osmanlı'nın ilk yüzyılı için İtalyan arşivlerini çok iyi kullanan biri. Bunu mesela akıl etmediler öbürleri o kadar o tarihte. O çok önemli bilgiler getiriyor. Buna bakmamız gerekir. Tabii ikincisi geç Bizans dediğimiz o şimdilik o dönemi işte şeyler kapatıyor bizde. Müteveffa Ekonomidis, Zakaryadun, Elizabeth Zakaryadun'un kocasıydı bu. Ve Elizabeth Hanım tabii Zakaryadu. Ve işte melek gibi bizdeki ve onun belki yetiştirdikleri bir kadro yetiştiriyor. Bunlar yani şey yapıyor, delil başı. Bunlar uğraşıyorlar. Yani bu geç devir Bizans'ı, onun kendine has tabii bir lehçesi var. Her şey Perikles devri Yunancası gibi kalacak değil, bugünkü gibi olacak da değil. Bunu ya halletmeye çalışıyorlar. O bir devirdir. O bir devirdir, ona bakılacak. Farsça falan artık burada şeyde kalıyor, Türkçe mürkçe. Yani bir tek başına yetmez. Peki Osmanlı'nın tarih sahnesine çıkmasından evvel de bu bölgenin adı Türkiye değil mi? Bu bölgenin adı Osmanlı'dan önce Selçukiler dolayısıyla Türkiye oldu. Ondan evvel de Türk yoktu zaten. Onlar... Biz demedik öyle. İtalyanlar dediler. Ve haklı da dediler. Biz demedik yani. Biz Roma diyoruz aynen. Buraya. Rum demek Yunanlı demek değil. Roma. Roma demek. Peki Osmanlı geldi ve tarih sayıcı. Peki ondan sonra bir Türklerin tarih yazımında tarihi yazmak konusunda bir gelişme görüldü mü? Yoksa Türkler Osmanlı zamanında da tarih konusunda hep geride geliyor. Kendilerini anlatma, kendilerini anlama, çevrelerini anlama konusunda hep yetersiz mi? Valla bizde tarih tamamıyla bir devlet gereği olarak düşünülmüş. Yani resmi tarih diyorlar, ondan alakası yok. Bir vakay-ı nüvis yani tarihçisine müverrih değil de vakay-ı nüvis diyen bir zihniyet var. Bu doğru bir zihniyet. Biri oturuyor, evrak ona teslim edilebiliyor. O güvenilir bir memurdur. Ve oturup günün tarihini tutuyor. Bu çok açık. Müverrih sonradan biz demeye başlıyoruz o tip adamlara. Yani müverrih lafı ondan sonra oturuyor. Kelime eskidir. Fakat bizim kendi vaka nüvislerimize müverrih dememiz sonraki bir olaydır. Çok uzun bir zamanda tevarih, tarih yanında vak'a diye mesela, vak'ayname falan diye geçer. Yani başlıklar hep bundan ileri geliyor. Tarih lafı ondan sonra geçiyor. Size arz ettiğim gibi Cevdet Paşa bu devletin, bu memleketin ilk tarihçisi değil. Yani işte bir Peçevi var çok rahat okunabilen, bir Naima lezzetine doyulmaz. Ama hakikaten muasır tarihçi. Çevirdiğin zaman falan tadıyla okunabilecek olan zat Cevdet Paşa'dır. Cevdet Paşa'nın tarihi de
1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'yla işte şeyin doğrudan doğruya 2. Mahmut döneminin sonlarını içeren bir şeydir. Tarih anlayışına sahiptir. Aşağı yukarı demek ki bir 50 seneyi geçiyor. Fakat bunun içinde devamlı böyle istirdatlar var, dışa kaymalar, çerçeve yazılar ve bir dünyayı ele almalar var. Yani o onun üzerinde çok... Ve adam hakikaten dahi. Yani mesela bir Strelitz'lerin, şimdi yeniden yayınlıyorlar onu bazı arkadaşlar. Strelitz'lerin kaldırılması tüfekçi sınıfının Büyük Petro tarafından. Bizimkinden aşağı yukarı bir asır önce. Ve şey, hemen problemi keşfetmiş ve anlatıyor. Efendim diyor, Strelitz'ler tüfekçi takımı diyor, isyankar falan. Rusya'nın sırtında bir ur idi diyor. Sırtında bir ur. Kesip alıyorsun, bitiyor. Beriki Yeniçeri ise Devlet-i Aliye'nin kalbinde bir seretan idi diyor. Seretan biliyorsun, akrep, kanser. Yayılır böyle, metastaz yapar ve dolayısıyla bir takım kurumları yenilemek gerekti. Yani mahalledeki karakoldan vergi toplayan memura kadar, yani değiştir Allah değiştir. Çok zor bir şey tabii ve 25-30 sene devlet maalesef ordusuz, askersiz, maliye teşkilatsız, çok eksik giderek bu işi şey yapabildi yani. Tanzimat dönemi onun için çok önemli. Tanzimat bile tam halledemediler. Yani bir kısmı onun Cumhuriyet'e kadar sürdü. Geçti hala yani. Tabii gidiyor yani. Peki İlber abi, şimdi bir şey benim çok dikkatimi çekiyor. Bu Türkler iri düvelle savaşmışlar falan filan diye bir laf vardır ama galiba Türkler en çok birbirleriyle savaşmışlar. Birbirlerine verdikleri savaşıyor. Zararı başka ülkelere, başka devletlere veya başka kavimlere verilmiştir. Ama bu şey... Yani şimdi mesela Ankara Savaşı olmasa Osmanlı başka bir zaman başka bir... Olabilir. O aradaki dehşet, fetret devri yaşanmayacak. Osmanlı çöküşten, belki yok olmaktan... Vallahi hala gidiyor. Birkaç sene evvel Özbek tarihçileri Avrupa'da, işte Avrupa'nın Türklerden şeysini korunmasını biz gerçekleştirdik diyor yani. Kim diyor bunu? Özbek tarihi. Yani bu bir ideoloji, bir bakış meselesi ama şurası bir gerçek ki Avrupa'nın bütün yeni zamanları prenslerin yani hükümdarların birbirleriyle egoistçe savaşmaları, entrika çevirmeleri, birbirlerini de kösteklemeleri, kavga etmeleri dolayısıyla Türk belasının, kafir belasının başlarında büyüdüğünü söylemekle geçer. Muasır görüş budur. Evet. Milli devlet dediğimiz şey, bunun kuruluşu uzun sürer. 3 günde olmaz. Ve ideolojisi daha da geç gelir. Bu Hristiyan devletler arasındaki kavgayı yani bütün Rönesans boyu, bütün Orta Çağ boyu gördüğün gibi en nihayet yani Napolyon'dan bir sonra bile görürsün. Dünya savaşı var. Yani dünya savaşları falan, hadi artık oturmuş milli yapılanmalar diyeceğiz. Fakat Almanlar yenildikten sonra 2. Cihan Harbi'nde feci şekilde başladılar. Efendim kardeş kavgası daha fecidir diye İngilizleri kastederek söylüyorlar bunu. Yani muhafazakar Alman görüşü buydu. Kardeş kavgası daha feci olur diye. Hiç başında öyle denmiyordu. Yani İncil aslında adı biliyorsun. Adam aymınları. Aynen. Yani evet. Britler için öyle derlerdi. Ama mesela yani şimdi Türklerinki biraz daha farklı değil mi? Yani aynı dil, aynı kavim ve burada büyüyen bir imparator, büyüyen bir devlet varken geliyor Timur. Tabii çünkü onlar da ve dönüp gidiyor sonra da kalmıyor da. Yani, hani ben burada kalayım diye burayı benim olsun demiyor. Son derece enteresan bir dünyası var onun. Yani adamın gözü İtalya değil mesela Fatih Sultan Mehmet gibi. Adamın gözü Çin ya. Çin'e sen düştüğün an gayya koyusun. Bir daha çıkamazsın. Yani o derecede ideolojisi itibariyle de Cengiz Han ki Çin gibi gayya kuyusunun içine girecek. Nereye? Girebildiğin kadar gidersin. Daha önce girenler içinde kaynayıp gitmişler zaten. Kaynayıp gitmiş yani Kubilay falan. Çok enteresan bir şey.
O bakımdan tabii farklı dediğim gibi. Yani Osmanlı ve Selçuklu çok farklı. Bunlar selameti bu taraflarda arayan adamlar. Varka Sultan Alparslan Malazgirt'ten sonra hiç de öyle bıraksan İstanbul'a gitmez. Yani bileti alıp gitmeye benzemiyor bu. Gözü Suriye, Filistin evet, falan oralarda. Ömrü yetmedi ona. Sonra girdiler, tutunamadılar. Memlükler karşısında tutunamadı Selçukliler. Yani aynı tip savaş var çünkü. Çok kuvvetliler. Ve tutunamıyor. Fakat işte Osmanlılık'ta iş değişiyor. Ateşli silahlar kullanılıyor. O bir üstünlük veriyor. Ve Osmanlı görüyor dünyanın neresi olduğunu. Yani gözü bu taraflarda. Çok açık bir şey. Evet. Yani onu halletse zaten tabii biz gene oradan çekilirdik falan ama biraz daha geç olur. Biraz daha başka bir konum olur. Daha fazla bir değişimin içine girerdik falan. Peki sen diyorsun ki ilk Türk İmparatorluğu kurumlarıyla, kurallarıyla oturmuş, kalıcı hale gelmiş, %100 Türk İmparatorluğu Osmanlı diyorsun ama şimdi mesela son dönemde, son yıllarda şöyle bir moda var. Osmanlı Türk değildi. Niye diyorlar bunu? İşte sürekli yabancı kadınlarla evlenmiş olmalı. Ne olur ya, kim evleniyor? Enayi millet kendinden. Yani Fransa kralları kimle evleniyor? Boyuna İspanya'dan. Bugünkü İngiltere kraliçesi nereli? Hepsi Alman, Danimarkalı, Yunanlı. Kocası Yunanlı. Şimdi bu Osmanlı prensip Batur... olarak, prensip olarak ilk etapta etrafındakilerle akraba olursun. Yani Osmanlı'nın ilk şeyleri hepsi işte İspendiyaroğulları, Germiyanoğlu. Hatta Germiyan mirasını 1. Murad-ı Hüdavendigâr oğluna o sayede getirdi. Son şeyi aldı çünkü Germiyan prensesini. Aldı, o muhteşem bir düğün oldu. İşte etrafımızda Bizanslılar var, onları alıyor. Tabii ta uzaktan gelin getirecek değiller İran'dan falan. Bütün mühim mesele sizin kuvvet dengesini bozacak evlilik yapmamanız. Yerlilerle falan, bu çok önemlidir. Onun için daima hükümdarlar ittifaka giderler. Mesela dışarıda. Fransızların başlıca işi Habsburgları almak. Kaç tane Habsburg var? Hem İspanya hem Avusturya Habsburg. Bu bir politik mesele. 14. Louis İspanya'dan getirdi Marie Therese'i. İspanya Habsburg'u. Çirkin de bir kızcağız tabii. Ziyanı yok etraf dolu. Ondan sonra kendi oğlu 15. Louis. 15. oğlu şeyle evlendi. Alman prenseslerden biriyle. Ama tabii o değil şey. Fransız yok bak orada artık. Orada o kadar dükle. Ve nihayet işte 16. Louis'e de aynı adam gelin diye Marie Antoinette Avusturya Habsburglarından getirdi. 14. Louis'nin annesi gene Avusturya Habsburg'udur. Yani 13. Louis'in evlendiği. Britanya için aynı şey söz konusudur. 8. Henry kaç karıyı götürdü? Kelleler gitti, kimi öldü falan. İlki gene İspanya tahtındandır yani Habsburglardandır. Efendime söyleyeyim şey olarak yani geliş itibariyle İspanya Habsburglarla ahbap oldu ondan evvel. Yani çok şey enteresan. Birincisi için özür dilerim yanlış yaptım şeyle İspanya tahtı için. Habsburglarla evlilik Isabel ve Ferdinand'ın kızıyla başlar. Deli Johanna ile güzel Filip geldi. O arada tabii Maximilian yani o güzel Filip'in babası olan Avusturya Büyük Dükası şeyle evlendi. Bourbon diye Marie ile evlendi. Dükkün kızıyla evlendi. Ama bunlar sonuçta bunlar bu bunlar Fransızdır. Ülkeleri birleştiriyor. Ya ülkeleri birleştiriyor veya bir kuvvet dengesi yaratıyor. Yani bu kadar açık. Bunlar görülür. Benim dediğim Hristiyan olur olmaz o Vladimir denen adam hemen çocukları Danimarka'yla Macaristan'la falan kızlarını veriyor ve bundan çok müftehir.
Değil mi? Mesela Macar Kralı Bela'ya geliyor kızı Vladimir'in yanında papazlarıyla falan böyle. Bir mağarada kilise kuruyorlar orada Balaton Gölü kıyısında. Yani bunlar kaçınılmaz şeylerdir, kaçınılmazdır. Bilhassa Batı dünyasında böyle bu Türk değilmiş falan kimin yani ne alakası var? Bu bir kültür meselesidir. Senin anan özbeöz Türkmen kızı olur da evde İngilizce konuşulur. Acayip insanlar çıkar ortaya mesela. Kültür bakımından darmadağınık kafalı tipler. Şimdi mesela bizim Orta Asya'daki o akraba kavimler Allah vermesin. Türklerle evleniyorlar da ne oluyor? Çocuklar Rusçadan başka dil bilmiyor bazı yerlerde. Bütün Romanovlar Almanlaşmıştır. Evet. Bütün roman. Bilerek yaptı tabii. Yani bir başka şey ama kendileri de hatta hemofiliye mal oldu yani. Son Çarevic hastaydı. Ama onlar kadar Rus'u da yok yani şaşkınlıktan. Birinci Harbi Umumi'ye böyle hayallerle girdiler. Büyük Rusya'yı daha da büyütmek hayaliyle. Fakat şimdi bir yandan da baktığınız zaman... Osmanlı'nın Türklere bakışının çok da pozitif olmadığını söylemek mümkün müdür? Etrakı bir idrak. Şimdi bir insan bu bunu... çok güzel etrak çünkü Türkmenlere söylenen bir şey, köylülere. Sureti katiyedir tabii. Şeyde yönetici sınıfta böyle bir bakış var. Evet. Bunların illa devşirme sırf asıllı da ondan böyle söylüyor değil bu. Yani yönetici sınıf bu Türkmenlere böyle bakıyor. Yani o böyle bakıyor çünkü bakış nedenleri var. Bir kere bunlar vergi vermek istemez, hır çıkarır. Mesela yerleşik bütün Toros Türkmenleri böyledir. Çünkü gelir Türkmenler bakar, devşe emini gelir oraya, vergileri, tahrir emini. Felaket vergiler koyar yahut onu tatmin etmez o. Bunlar bunun üzerine otururlar, isyan çıkarırlar. O çıkaranları da kalkar Kıbrıs'a sürerler. Kıbrıs tamamen Türkmenlerdir, hiç Fenikeliyiz diye aranmasınlar. Orada Fenikeli var, onlar değil ama. Yani Lübnanların soyu. İşte bu böyle şeydir. Yani mesela size başka bir örnek vereyim. Asker olmazlar. Yani şey yapmaz yani kapı kulu askeri olmaz iyi. Yani düzenli ordunun çünkü bizde kurulması daha sonra kapı kulu askeridir merkezi kuvvet. Eyalet askeri her zaman için daha ikinci önemlidir. O da artık dağdaki göçebe Türkmen değil de işte köylü çocuklarını yani falan alırlar tımarlı sipahiler ama tımarlının kendisi gene işte devşirme falan gibi tipler olur. Yani tımardan çok zaimler ve sancak beyleri falan. Şimdi böyle bir yerdeki bu küçümsemeyi milliyet kavgası falan diye almanın pek gereği yok. Şu kadarını söyleyeyim ki o devşirme çocuklar bile başka dili pek bilmezler. Yani onlar dağda yaşayan, yazısız denen köylerden gelirler. Yazılı dil kullanmadıkları için, isimleri bile doğru dürüst telaffuz edilmediği için nerede olduklarının farkında değil. Mesela 19. asırda Bulgarca dilekçeler var. Türkiye diyorlar imparatorluğa ya, adı olmayan şey. Türklerin imparatoru, Sarı diyor falan. Bunların ben bir kısmını yayınladım. Rikab-ı Hümayun şeyleri birkaçını zikrettim. Bu çok enteresan bir şey. Yani dikkatinizi celp ederim. Fevkalade enteresan bir şey. O kadar ilginç ki bu sayede bizde bir oturma başlamış, bir dil. Bu dilin etrafında insanlar toplanıyorlar. Adam kendi dilini bilmiyor yani. O devşirme çocuk kendi dilini bilmiyor. Ve o kimlikle alakası kopuyor onun. Kopuyor. Siz şimdi bir kere Müslüman yapılmış. Siz şimdi kalkıp da bunu nasıl götürürsün Türk değil falan diye. Bu çok küçük bir grup. Böyle bir nevi ırk milliyetçiliği yapıyorlar. Ama bunun tutarlılığı yoktur. Bizde çok teknik bakımdan şahane bir tarihçi tipi vardır. Biliyorsunuz İsmail Hamid Danışmend. İsmail Hamid Danışmend'in
hayattaki en büyük düşmanı bizim Maraşlı hocamız vardır biliyorsunuz. Benim hocam değil ama işte hocaların hocası. Kim olduğunu biliyorsunuz yani. Ona düşman. Çünkü o dedi ki danışmentler aslında Ermeni asıllıdır dedi. Vay efendim buna tabii müthiş taktı. O da biraz bir yakıştırma gibi biraz zor bir şey ama şimdi danışmentlerin en büyük problemi şuydu. Bu Yeniçeriler devşirmedir, yabancı ırktır, onun için haindir. Ay affedersin Mohaç'ı kazanırken, Varna'yı kazanırken merkezi kuvvetle işi yürüttük orada Varna'da. Yani 2. Murad'ın cenginde. Ha o zaman iyi de ondan sonra mı kötü oluyor? Kötü oldukları, isyan çıkardıkları zaman İtiraf etmeliyiz ki kendisi sistemin çürümeye başlamış. Yoksa Anadolu çocukları dolu ordunun içinde o zaman artık. Hatta devşirme sistemi yaşadıkça Osmanlı gevşemiş. Tabii yani. Devşiremedikçe bozulmuş. Hatta kimileri de der ki Türkler sisteme daha çok girdikçe imparatorluğu çekerdi. Halbuki onunla alakası yok. Artık insanlar zabit görmüyor, talim görmüyor. Gördüğü talim medeni talim değil, muasır talim değil. Bunu anladıkları için 2. Viyana Muharebesi'nden sonra ordu değişmeye başladı. Yani çok önemli bir takım kurumlar kuruldu. 1820'lerde maalesef 1790'ların falan problemini çözmek için tamamen kaldırdık. Öyle bir yola gidildi. Benim anım kadarıyla bu etrakı bir idrak lafı bugünkü kimi artık hepimiz çok seviyoruz. Kullandığı yani. Gibi hemen bidon kafalının o günkü şeyi veya evet, bidon kafalı. O günkü aynı yaklaşım. İşinize gelmeyen herkes etrafı bidraktan oluyor. Peki hocam şimdi bir şeyi daha anlamakta benziyor. Şimdi Osmanlı o dönemin en büyük askeri gücü. Avrupa'da muazzam. Başkanı. Yani 15. asrın ikinci yarısı, evet. 16. asrın muazzam şeysi. En büyük askeri gücü, en önemli devleti, çok geniş bir coğrafyaya hakim. Ama mesela bakıyorsunuz o zaman bile Türklerin teknolojiyle ilgili ya da işte savaş teknolojisiyle ilgili eksikleri var. Var. Diye düşünüyorum. Niye? Şimdi mesela top dökmek o zaman. Macarlara döktüler topu. Yani mesela Türklerin böyle bir teknoloji geliştirmiyor. Macara döktürmesi veya İtalyan'a kullanması bunlar o zaman problem değil. Mesela 8. Henry'de bütün o şeylerinde İtalyan ustaları kullanmıştır. Lağım sistemi. Çünkü bizde lağım daha iyi gidiyor o zaman. Onlarda o lağım o kadar iyi değil. Fransa ile olan kavgalarında onları kullanıyor. Çünkü onlar biliyor bunu. İtalyan tamamıyla ayrı. Biz Macar'ı kullandık ama başkası da var. Başkası da var. Bu çok önemli. Mesela denizcilikte tabirlerimizin hepsi İtalyanca. Çünkü onlardan öğreniyor. Evet. Ama bizden evvel Bizanslılar da aynı şeyi yapmış. Onlar da yani onların da kendi dillerindeki tabirler. Hayır ama şunu alayım mesela. Niye mesela bir Osmanlı gemicilikle niye ilgilenmedi? Niye? Gemicilikle ilgilenmemiz biliyorsunuz kaçta geldi, kıyılara ne zaman çıktık? İzmir'in alınışını Timur'a borçluyuz. Dolayısıyla işte 1-200 yılının içinde suyla bu kadar oynanıyor. Suyla şaka olmaz biliyorsunuz. En hızlı yürüyen, koşan, yaramaz çocuklar bile yüzmeye pek geç girerler dikkat etmezsen. Hani bu bir şey meselesidir. Yani insan doğasında olan bir şey. Türkler denizci millet değil. Yani biziz denizci olan. Biz yaptık Osmanlı. Osmanlı denizci oldu. Osmanlı başladı işte. Ve Osmanlılığa bağlı olanlar denizci oldu. Yani mesela Bosnalıların falan da. Yok onun da yok. O Uskokların falan arasında yok o Akdeniz korsanlarının arasında. Onlar hepsi Hırvatlar. Yani bu iş doğrudan doğruya Osmanlı İmparatorluğu'nun işidir. Cezayir'e yerleşmemiz, oraya kapı kullarını yollamamız, bunların Bosna'dan, Ege'den, şuradan buradan gitmesi ve donanmanın kurulması, tabii ki teknolojik genişlemenin durması, coğrafi keşiflere katılamamamız dolayısıyla bir duraksama olmuştur. Ama denizcilik burada başlamıştır. Ve ilk anda da işte fena olmayan amiraller, subaylar çıkardık ama ondan sonra bu durdu.
Şimdi çok ilginç bir şey. Denizlerin Fatih, denizcilik olmasa dünyada yeniden keşfedecek olan adamlar, İtalyanlar nasıl çuvallıyorlar 16. asırdan itibaren o Hollanda ve Britanya bahriyesinin denizin çiliğinin karşısında çok açık görülüyor. Yani bunlar bir başka türlü bir alışveriş. O alışverişe müstenit bir gelişme sağlamak zorundasınız. Yani okyanusa çıktığınız an kendinizi değiştiriyorsunuz. Yoksa çıkamıyorsunuz. Evet. Yine biraz geri gideceğim.